Kadın Hayattır'dan merhaba, ben Duygu Özel Tapan. Kadın Hayattır diyoruz, hayat dolu olmak için bedenimizin ve ruhumuzun sağlığı diyoruz. Yine uzman konuklarımızla ve yine sizin katılımınızla başlayalım. Deri lenfoması terimini daha önce duymuş muydunuz? Çok bilinen bir hastalık değil ama sık görülen bir hastalık. Peki cildimizde, vücudumuzda nereleri tutar? Acaba bağışıklığımızla ilgili bir hastalık mıdır? Nasıl ilerler? Tanısı ve tedavisi nasıl yapılır? Sorularımızı Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekimi, dermatoloji uzmanı doçent doktor İlkin Zindancı'ya soracağız. Sizin de bu konularda sorularınız, sıkıntılarınız, merak ettikleriniz varsa bize katılabilirsiniz. 0212 243 71 78'den bizi arayarak sorabilir. 0544 880 87 87'den de WhatsApp yoluyla mesajlarınızı iletebilir. Sohbetimiz boyunca bize eşlik etmiş olabilirsiniz efendim. Hoş geldiniz sevgili hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Daha önce de gelmiştiniz hocam. Evet. Ve sizinle deri kanserlerini konuşmuştuk. Ama bugün daha az bilineni ama daha sık görülen bir türünü, deri lenfomasını konuşacağız değil mi? Evet, evet. Hocam şimdi deri kanserlerini önce genel olarak başlayacak olursak sık görülen kanser türü müdür? Şimdi deri kanserleri genel olarak aslında en sık görülen kanser türü. Özellikle bizim melanom dışı kanserler dediğimiz kanserler aslında tüm kanserler içinde en sık görülenlerden. Aslında belki de önce deri kanserlerini şöyle kabaca sınıflayarak başlamak daha iyi olur diye düşünüyorum. Aslında bizim en çok korktuğumuz, daha böyle seyrek gördüğümüz melanomlar var. Melanomlar malum melanosit dediğimiz renk hücrelerinden çıkarlar. Benlerden ya da ben dışındaki renk yapan hücrelerden. Bunlar kötü seyirli ama çok şükür ki çok sık değil. Daha sık görülen melanom dışı kanserler var. Bunları daha önce de bir konuşmuştuk. Özellikle bazal karsinom, epidermoid karsinom gibi alt tipleri var. Bunlar daha ileri yaşlarda ve özellikle güneşin tetiklediği kanser türleri, daha çok güneş gören alanlarda ve ileri yaşlarda. Fakat son zamanlarda deri hastalıklarında lenfomalar da çok gündemde. Deri lenfomaları. Lenfoma aslında herkesin bildiği, duyduğu ama çok da bilmediği, bir yere oturtamadığı kavram. Hele deride olunca deriyle birlikte nasıl lenfoma olur? Ama olur. Deri lenfomaları artık günümüzde biz dermatologlar tarafından çok sık görülmeye başlandı. Fakat bilinirliği çok az, biraz farkındalık yaratılması gereken bir konu. Özellikle kapalı alanlarda görülmesi gibi bazı farklılıklar arz ediyor. Ama sonuç itibariyle 3 ana bölüme ayırırsak melanomlar, melanom dışı kanserler ve lenfomalar olarak deri kanserlerini kabaca gruplayabiliriz. Peki hocam bu 3 grubu acaba tek bir risk faktörü üzerinden mi değerlendirmek lazım? Yoksa mesela deri lenfomalarının risk faktörleri başka mıdır? Şöyle tek bir ortak risk faktörleri tabii ki var ama tek bir risk faktörü yok. Birbirinden ayıran faktörler de var. Özellikle az evvel bahsettiğimiz melanom ve melanom dışı kanserler için en büyük risk faktörü güneş. Güneşin deride yaptığı hasar sonucu oluşur. Öncü lezyonlar vardır, ileri yaşla birlikte meyil artar. Lenfoma böyle değil. Lenfoma sadece deri lenfoması için değil, tüm genel lenfomalarda risk faktörleri biraz daha immün sistemle ilgili. Lenfoma aslında bir immün sistem hastalığı. Bağışıklıkla ilgili bir hastalık. Sadece deride olmaz, lenf bezlerinde, başka organlarda ve deride de olabilir. Oradaki risk faktörleri biraz daha immün sistemle ilgili. İmmün sistemi düşüren durumlar, enfeksiyonlar, herhangi bir hastalık için tedavi görmek, HIV virüsü gibi veya başka virüsler veya çok kanıtlanmamış olmakla birlikte bir takım dış faktörler, maruz kaldığımız kimyasal ajanlar, farklı faktörler gibi risk faktörleri sayılabilir. Yaş aslında hepsi için tabii ki bir risk, ortak risk faktörü. Ama diğer deri kanserlerinden ayıran faktör güneş. Lenfomada başlatıcı faktör genellikle güneş değil, aksine daha kapalı alanların, güneş görmeyen alanların bir hastalığı olarak nitelendirebiliriz. Dolayısıyla tedavisinde güneş ışınları önemli bir rol oynuyor, değil mi hocam? Kesinlikle, ondan da bahsedeceğim. Tabii tedavi metotlarından biri. Şimdi hocam korunmaya geçelim. Lenfoma için ayrı korunma var herhalde, değil mi? Diğer deri kanserleri için farklı korunma yolları var. Ya şöyle, deri kanserlerinde sık gördüğümüz güneşe bağlı kanserlerde korunmak mümkün. Güneş koruyucu kullanmak, belli saatlerde dışarı çıkmak gibi. Ancak lenfoma için böyle bir şeyi söylemek çok zor. İmmün sisteminizin iyi olmasını sağlamak lazım. Bağışıklığı güçlü tutmak lazım. Bu da nasıl olur? İyi yaşam şartlarıyla olur. Az sigara, belki az alkol, işte iyi uyku, kuvvetli beslenme, iyi beslenme gibi faktörler, enfeksiyonlardan mümkün mertebe uzak durma. Lenfoma bir bağışıklık sistemi hastalığı olduğu için diğeri gibi hani şunu yapın olmazsınız demek çok zor. Genetik faktörler bazen söz konusu olabilir. Ancak bu her hastada olmak zorunda da değil. Lenfomadan korunmak biraz daha zor diğer deri kanserlerine göre. Peki hocam, diğer deri kanserleri bildiğim kadarıyla benlerle kendini gösteriyor. Peki deri lenfoması hiç belirti vermeden mi ilerliyor? Yok, tabii ki oldukça yaygın belirtileri var. Daha çok az evvel de belirttiğim gibi kapalı alanlarda, biz mayo bölgesi deriz. Kapalı alanlar, göğüs, ön duvarı, sırt, kalçalar, uylukların üst kısımları gibi alanlarda daha sıktır. Ama bu diğer bölgelerde olmayacağı anlamına gelmez, ama genellikle başlangıç noktası bu bölgeler. Mesela koltuk altı ya da kasık bölgesi olabilir. Her yerde olabilir, her yerde, ama en sık kapalı alanlardadır. Güneş görmeyen alanlarda. Bu bölgelerde tek bir lezyonu yok, ama klasik deri lenfoması kendini daha çok egzama benzeri yamalarla gösterir. Egzama gibidir. İlk bakışta bir hekim de bunu ayıramayabilir. Böyle dağınık, tek veya çok sayıda da olabilir. Egzama benzeri lezyonlar, yama tabir ediyoruz biz. Bazen birazcık ilerlediyse plak dönemi. Bunda da böyle bozuk para büyüklüğünde olabilir, daha büyük olabilir. Yamaya göre birazcık daha kalın, birazcık daha kırmızı, eritemli tabir ediyoruz biz. Plaklar bir veya çok sayıda, yine kapalı alanlarda, bazen de böyle fındık gibi, nohut gibi daha kitle şeklinde nodül tabir ediyoruz. Yani yama, plak ve nodül dönemleri olabilen bir hastalık. Daha çok kendini bunlarla gösterir. Ama şunun altını çizmek lazım. Deri lenfomalarını biz kabaca ikiye ayırıyoruz. T hücreleri ve B hücrelerinden kaynaklanan. Aslında belki bu noktada biraz lenfositlerden de bahsetmek gerekebilir. Lenfoma nedir? Lenfoma aslında malum lenfositlerin çoğalması. Lenfositlerin kontrolsüz çoğalarak bazı dokuları istila etmesi. Her doku olabilir, değil mi hocam? Her doku olabilir. Biz aslında bunu en çok lenf bezlerinde biliyoruz, duyuyoruz. Filmlere bile konu olabiliyor lenf kanseri diye. Burada lenfositler malum bağışıklık sisteminin hücreleri, vücudumuza gelen mikroplarla, virüslerle savaşan hücreler. Bunların da alt tipleri var. Bunlar bu gelen virüsü tanıyan, hafızaya alan ve bir sonraki karşılaşmada hızla yanıt veren hücreler. Hatta bir kısmı B hücreleri bunlarla savaşan maddeler de salgılıyor, antikor salgılıyor. Yani lenfositler aslında vücudumuzun savaşçı hücreleri. Özellikle akut dönemden sonraki dönemde hücreyi tanıyan, hafızaya alan ve savaşan hücreler. Bunların kontrolsüz çoğalmaları bazı dokuları istila ediyor. Lenfositler en çok lenf bezlerinde ve bizim vücudumuzdaki lenf dolaşımında bulunur, kanda da bulunur. Dolayısıyla her dokuda bulunabildiği için her dokuyu istila edebilir. En çok lenf bezini istila eder, en yaygın budur. Hodgkin lenfoma veya non-Hodgkin lenfoma diye duyarız. Örneğin bağırsak sistemini istila edebilir. Bağırsak lenfomaları, mide çeperinden köken alan lenfomalar var. Dalakta olabilir, Timüs bezinde olabilir. Bunlar hep bağışıklık organları, karaciğerde olabilir ve bu arada deride de olabilir. Çünkü derinin de bağışıklığı ve lenfosit ihtiva etme durumu oldukça kuvvetli. Dediğim gibi sadece tek organa özgü bir hastalık değil aslında lenfoma. Peki hocam, şimdi bunlar mesela teker teker mi görülebilir, yoksa mesela deride lenf bezlerinde oluşan bir lenfoma deriye de sıçrayabilir mi? Yani metastaz yapma durumundan mı bahsediyoruz? Ya her ikisi de mümkün. Bazen ilk olarak deride başlar. Deride başladıktan sonra hastalık lenf bezesine de atlayabilir. Kan dolaşımına katılabilir. Yani bir sistemik tutulum yapabilir. Veya sizin bir deri lenfomanız vardır. Ayrıca eşlik eden ikincil başka bir lenfomanız da olabilir. Yani bu her ikisi de mümkün. Ve biraz tipine de bağlı. Hani hepsi bunu yapmaz. Lenfoma mutlaka kötü bir hastalık değildir. Aslında şu anda günümüzde tedavi edilebilen formları oldukça fazla. Bir kısmı daha hızlı seyredebilir. Onlarda çok dikkatli olmak lazım ama dediğim gibi yayılabilen türleri de var ama yayılmayan, yıllarca özellikle deride sessiz sakin giden formları da var. Demek ki hocam, örneğin deride lenfoması olan bir kişinin uyanık olması lazım değil mi? Başka organlarını atlama olasılığına karşı. Tabii. Nelere dikkat etmeli hocam? Yani kişi hani sinsi ilerleyebilir diye konuştuk yayın öncesinde. Ama nelere dikkat etmeli hasta? Ya aslında şöyle, öncelikle lenfomada ilerlemesinden ziyade ilk zorluk tanıda. Çünkü lenfoma, deri lenfomaları özellikle çok fazla bulgu vermiyor. Bir kere ağrısı yok. Belki bir miktar kaşıntı. Ve kapalı alanlarda olması nedeniyle görülmeyebiliyor. Görülmüyor, fark etmiyor veya hasta çok önemsemiyor. Bazen hekimler de bunu başka şeylerle karıştırabiliyor, özellikle ilk ziyarette. Egzama gibi. Egzama gibi. Bu nedenle çok ciddi şikayetler vermediği için hastaların doktora başvuruş süresi deri lenfomalarında çok uzun genellikle. Gecikiyor. Gecikiyor. Bu asıl problem deri lenfomalarında daha çok günümüzde bu. Atlanabiliyor maalesef. Bu aşamada özellikle dikkat edilmesi gereken ilk nokta, belki ilk lezyon oluşunda değil ama geçmeyen, tekrarlayan, sürekli benzer şekillerde ortaya çıkan kapalı alanların lezyonlarında muhakkak bir deri hastalıkları uzmanına başvurmak lazım. Oluştuktan sonra zaten hekim ilk tanının ilk metodu şüphe etmek. Şüphe ettiğimizde lenfoma olabilir mi acaba bu hastada, deri lenfoması dediğimizde bunun tanı metodu biyopsi. Daha önce de belirtmiştik, punch biyopsi dediğimiz bir yöntemimiz var. Biyopsi alıyoruz. Bunu bir daha açar mısınız bir daha hocam? Tabii. Punch biyopsi basit bir yöntem. Bütün dermatoloji polikliniklerinde böyle hasta yatışını gerektirmeden ayakta yapılabilen lokal anesteziyle yapılan bir işlem. Bir parça alınıyor orada. Aynen öyle. Küçük 3 mm, 4 mm yerine, dokusuna göre, yaşına göre mutlaka lokal anesteziyle yapılıyor. Yani 10-15 dakikalık bir işlem. Sonra bu parça incelemeye gidiyor. İnceleme sonucunda deri lenfoması denirse biz hastayı görüyoruz. Ondan sonra sistemik tutulum araştırıyoruz. İşte az evvel söylediğimiz yayılma durumu. Şimdi deri lenfomalarının çok tipi var. Büyük çoğunluğu bizim Mikozis fungoides dediğimiz bir tür. %50'si aşağı yukarı Mikozis fungoides. Bu eski bir terim. Hep bu şekilde geçer. İyi seyirlidir. Çok yayılım göstermez. Genellikle aylarca, yıllarca, hatta ömür boyu dahi hastayı çok rahatsız etmeden tekrarlayan yamalarla, plaklarla seyreder. Bu hastalarda sistemik tutulum pek olmaz. Sistemik tutulumdan da kastım, kan damarlarında bir habis hücre var mı, atipik lenfosit var mı veya lenf nodlarında var mı? Eğer yoksa biz bu hastada sistemik tutulum yok, bu hasta erken evre diyoruz ve hastayı takibe alıyoruz. Deri lezyonlarını geriletmek için çeşitli tedaviler veriyoruz. Bunlar nasıl tedaviler hocam? Merhem gibi mi? Merhem olabilir, fototerapi olabilir. Eğer daha ileri evre ise sistemik tedaviler olabilir. İğneleri var, bir takım immün terapiler var, radyoterapi var ama tamamen evreye göre. İşte az evvel dediğim gibi hastaya tanı koyduğumuzda erken evre dediysek daha çok sürme ilaç ve fototerapi. Akabinde de takip. 6 ayda bir olabilir, yılda bir olabilir hastayı, ama şunu unutmamak lazım ki ömür boyu takip. Çünkü genellikle iyi seyirli olmasına rağmen bazı hastalarda tam da sebebini bilmediğimiz nedenlerle birdenbire farklı bir hale de dönüşebiliyor. Sistemik hale dönüşebiliyor. Peki bu aşamadayken hocam hastalarınızla önerileriniz oluyor mu? Örneğin güneş ışığına daha çok çık gibi, evet, ya da beslenmene dikkat et gibi. Tabii, çünkü dediğim gibi bağışıklık sistemiyle ilgili bir hastalık. Evet. Kişinin bağışıklık sistemini kuvvetli tutması, önemli, hastalığı yenmesi anlamına veya en azından belli bir düzeyde tutması anlamına gelir. Hı hı. Bir de güneş önemli. Aslında güneş, az evvel söyledik, bazı deri kanserlerini uyarmakla birlikte, evet, kontrollü olduğunda bazı hastalıklarda tedavi edici. Hı hı. Bu nedenle bizler fototerapi dediğimiz yöntemi uyguluyoruz hastalara. Fototerapinin en etkili olduğu hastalıklardan biri de deri lenfoması. Biz bunu daha önce de yine bir konuşmuştuk. Evet. Özellikle sedef, vitiligo, egzama gibi hastalıkların yanında deri lenfomasında da fototerapi, yani güneş ışınlarının tedavi edici özelliği var. Biz bu nedenle zaten lenfomayı kapalı alanlarda görüyoruz, deri lenfomasını. Güneş gören alanlarda lenfoma pek kendini göstermez. Kapalı alanlarda saptadığımızda da önce kremler, daha çok kortizon içeren kremler olabilir. Farklı kremler olabilir. Çeşitli skalası var bu tedavinin. Destek tedavi olarak da fototerapi veriyoruz. Belli kabinlere giriyor hasta, 2 ay, 3 ay. Lezyonların çoğu silinir ve takibi alınır hasta erken evrelerde. Hı hı. Bir de beze takibi yaparız. Hı hı. Bezelere bakarız. Koltuk altı, kasık, boyun. İşte az evvel söylediğim, acaba bir atlama oluyor mu diye. Bunlar ele gelen bezeler mi olur? Evet, ele gelen kişi bezeler. Kişi de anlayabilir. Kişi anlar. Fakat şunun da altını çizmek lazım. Deri hastalıklarında beze zaten sıklıkla görülür. Hı. Her ele gelen beze deri hastalığı olan kişide kötü demek değildir. Endişelenmeye gerek yok. Hayır, hayır. Bunlar ağrısız, özellikle koltuk altında, kasıkta. Bırakın lenfomayı, kaşıntılı hastalıkların çoğunda biz zaten beze görüyoruz. Beze bir reaksiyon. Enfeksiyonlarda da görülür. Evet. Kişinin ayağında bir mantarı olur, kasığında beze şişer. Evet. Dişinde çürük olur, boynunda beze şişer. Yani beze her zaman kötü olmak zorunda değil. Evet. Eğer lenfoma tanısı koyduysak biz hastaya, deri lenfoması tanısı koyduysak, bezelerini takip ediyoruz. Bazen 6 ayda bir, bazen yılda bir görüntüleme metotlarına başvuruyoruz. Genellikle, ultrason gibi mi hocam? Aynen, yüzeyel ultrason yaptırıyoruz. Hı hı. Bu yüzeyel ultrasonlar bunlar hakkında bir fikir veriyor. Hı hı. Biraz işte normal bir durum görürse uyarıyor. Hı hı. Çoğunda reaktif not görüyoruz. Yani iyi huylu, hı hı, kaşımaya bağlı, bizi çok ürkütmeyen bezeler. Ama bunların büyüklükleri, İşte durumları, konfigürasyonları farklı olursa, hı, yüzeyel ultrason bizi uyarırsa bu bezeyi aldırıyoruz, hı hı, cerrahi yöntemle. Ayrıca bu alınan beze tekrar patolojiyi incelemeye gidiyor. İşte burada tekrar acaba lenf noduna sıçrama var mı diye bakılıyor, tespit ediliyor. Ama bu her hastada olan bir şey değil. Hı hı. Hani bu söylediğim daha ileri evrelerde. Hı hı. Hastaların çoğu erken evrede olduğu için, biz dermatologlar erken evrede tanıyı koyabildiğimiz için genellikle erken evrede yılda bir, 6 ayda bir yüzeyel ultrason, bir de kan takipleriyle, çünkü orada da bazı belirteçler var, bazı markerler bizi uyarabiliyor. Takip yeterli oluyor. Yani deri lenfoması aslında lenfomalar içinde genellikle iyi seyirli sayılabilecek bir lenfoma. Ama sık görülür. Sık görülür. Artık sık görülmeye başlandı. Çünkü lenfoma, deri lenfoması biraz ileri yaş hastalığı. Artık ömürler uzadıkça, hastalarımız rahatlıkla doktora ulaştıkça derisini de takip ediyor ve her türlü lezyon için doktora başvuruyor. Ve asıl önemlisi, bir takım tıbbi gelişmelerle tanı konur oldu. Dolayısıyla lenfomayı son 30 yılda biz çok daha sık görür olduk, deri lenfomasını. 30 yıllık meslek hayatımda özellikle başlangıçta bu kadar deri lenfomasıyla karşılaşmıyorduk. Ama bu saydığım faktörlerin eşliğinde biz dermatologların deri lenfoması görme sıklığı oldukça arttı. Demek ki hocam burada mühim olan kişinin kendisini tanıması, hı hı, erken dönemde size başvurması. Evet, evet. Sizin de takipler esnasında acaba başka bir yere sıçrayıp sıçramadığını kontrol etmeniz, değil mi? Tabii, tabii. Onun haricinde eğer tutulum sadece derideyse bu kişinin hayati anlamda risk taşımadığını gösterir ama hayat kalitesini düşürür, anladığım kadarıyla. Kesinlikle öyle, çoğunlukla. Fakat bazıları böyle olmayabilir. Çünkü lenfomanın çok tipi var, deri lenfomalarının. %70-80'i bu şekilde seyredebilir ama biraz daha agresif seyreden, daha farklı lenfomalar olduğunu da altını çizmeliyim. Hani hepsi değil. Hepsi değil. Büyük çoğunluğu daha iyi seyirlidir ama bazen agresif de seyredebilir. Zaten bu yüzden dikkat ediyoruz. Bu yüzden hastayı takip ediyoruz. Eğer böyle bir aşamaya geçiş olursa, ikincil bir faktör eklenirse devreye girmek açısından takip ediyoruz hastayı. Peki hocam, bu fototerapi yöntemi ne kadar süren bir yöntem? Yine ömür boyu kişinin alması gereken bir tedavi mi? Şimdi deri lenfoması kronik bir hastalık. Hani küratif değil, biz lenfomayı yok edemeyiz. Hastanın lezyonlarını geçiririz, immün sistemini yükseltiriz, bakarız sistemik tutulum var mı? Yok. Ama bu hastayı takibe alırız. Bu aşamada, işte lezyonları yok etme aşamasında fototerapi etkili. Fakat bu demek değil ki bu hastada 2 yıl sonra, 3 yıl sonra tekrar deri lezyonları oluşmayacak. Genellikle de oluşur. Bu deri lezyonları tekrarlarla seyreder. İyilik halleri ve kötülük halleri olabilir, ortaya çıkar. Burada özellikle kış döneminde artar deri lezyonları. Çünkü güneş yok. Yazın denize giren, güneşlenen kişilerde deri lenfomalarında bir gerileme görürüz. Ama kış döneminde artış olabilir. Fototerapide ihtiyaç duyuldukça devreye sokulabilir. Bu bir rutin olmak zorunda değil. Yine hastaya bağlı. Bazen hiç fototerapiye gerek kalmadan sadece kremlerle, sadece nemlenmeyle dahi belli bir iyilik hali sağlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi kişinin bağışığıyla çok paralel seyreder. Bağışıklık durumu daha düşük olan kişilerde zaman zaman fototerapiyi ya da daha üst tedavileri devreye sokmanız gerekebilir. Hocam, bir izleyicimiz şu soruyu sormuş size. Merhabalar hocam, öncelikle benim bundan 5-6 yıl önce boynumda nohut büyüklüğünde bir şişlik oluştu. Önceleri içi sıvıydı, zamanla sertleşti ve şimdi ara ara ağrı yapıyor. Gittiğim doktorlar yağ bezesi dedi, bazıları ise kist dediler ama ben sizin bahsettiğiniz lenfoma olmasından korkuyorum. Sizce ne yapmalıyım? Teşekkürler der. Ne dersiniz hocam? Yani ben de bir kist olduğu fikrindeyim, hastamızın söylediklerinden çıkardığım sonuç. Lenfoma bir kere basit bir görüntüleme yöntemiyle rahatlıkla şüphe edilebilecek bir durum. Muhtemelen hastaya bir görüntüleme yapmışlardır veya yaparlar. Orada yüzeyel ultrasonun bir dermoid kisti, bir lenf bezesinden ayırması son derece kolay. Hani burada çok da seyircimizin evham yapmasına gerek yok. Bahsettiği kistler son derece kolay tanı konan şeyler. Zannetmiyorum, pek öyle bir ifade sunmadı. Peki böyle bir şikayeti olan kişi dermatoloğa mı gitmeli hocam? Dermatolog da görebilir, genel cerrahlar da görebilir ama tabii bizim buradaki devreye girme noktamız deri lenfomaları. Şimdi bu hastamız boynundaki bezeden bahsediyor. Boyundaki beze biraz daha ortak bir noktadır. Bir kulak burun boğaz uzmanı, dahiliyeci cerrah dahi böyle bir beze gördüğünde şüphe eder. Bize başvurduğunda biz de şüphe ederiz. Genellikle de görüntüleme yöntemlerine başvururuz. Dediğim gibi tek bir adres yok aslında ama deride olduğunda mutlaka dermatoloğa başvurmalı. Biz beze takibini daha çok lenfomada, deri lenfomasında koltuk altı, kasık ve boyunda yapıyoruz. Ama dediğim gibi birkaç branşı da ilgilendirir hastamızın şikayeti. Şimdi hocam, deri lenfoması için immün sistem hastalığı dediniz, bir ömür boyu sürer, kronik bir hastalıktır dediniz. Bu hastalığa sahip bizi izleyen izleyicilerimize ne tür hayat önerileri verirsiniz? Hayatlarında nelere dikkat etmeliler? Bir kere doktor kontrolünden asla çıkmamalılar. Kronik bir hastalık olduğu için özellikle hani bizim hastalarımızın biraz doktor dolaşma alışkanlığı da var. Bazen tabii çok olumlu da sonuçlanabilir ama kronik hastalıklarda bence bu işin takibini yapan tek bir merkezde takip edilmesi hastanın lehinedir. Çünkü hastanın her seferinde geçmiş bilgilerine başvurulur. Eğer siz belli bir merkezde, kendi kişisel bilgilerinizin de olduğu bir merkezde takip edilirseniz her seferinde bu bilgiye ulaşmak hekim açısından çok kolay. Bir başka merkeze gittiğinizde sürekli hastadan veri almak zorunda kalıyorsunuz ve bazı bilgiler atlanabiliyor. Ben deri lenfoması tanısı konan hastaların bu işin takibinin yapıldığı ünitelerde takiplerini öneririm. Birinci olarak söyleyeceğim bu. Onun dışında mutlaka rutin ve düzenli takip. Bunu hekimi söyler zaten. Hastanın evresine göre, şiddetine göre, deri lenfomasının tipine göre, hastanın yaşı, bağışıklık durumu 6 ayda bir, yılda bir mutlaka takip. Bunlar da kan tahlillerini, görüntüleme yöntemlerini zaten hasta yapacaktır. Onun dışında mümkün mertebe çok abartmadan, eğer hastanın sosyal durumu el veriyorsa güneşlenme. Bu illa bir deniz kenarında olmak zorunda değil. Ortamlarda, balkonda, bahçede mümkün mertebe biraz nemlenmeyle birlikte güneşlenmeyi genellikle öneririz. Kolları, bacakları güneşlendirmek yeterli değil mi? Hatta ultraviyole ağının cam ışığın camı da geçtiğini hatırlatalım sizlere. Hatta kıyafetlerden de geçebiliyor. Daha önce yine bir konuştuk. Ultraviyolenin A ve B formları var. Evet. Ultraviyole B değil ama ultraviyole A camdan geçebildiği için bu tarz hastaların cam önünde bile güneşlenmeleri hiç yoktan iyi. Ama bunu abartmamak lazım. Çünkü aşırı güneşin başka bölgelerdeki deri kanserlerini arttırdığını da unutmayalım. Evet. Özellikle sık güneş gören yüz, el sırtı, göğüs V'si gibi bölümleri de bu arada güneşten koruyacağız. Bunu da parantez içinde belirtelim. İmmün sistem dedik, bağışıklık sistemi. Aslında bunu hepimiz biliyoruz, neler kötü etkiler. Bir kere sigara azaltılmalı muhakkak. Kilo alımının muhakkak her hastalıkta olduğu gibi bağışıklık sistemi üzerinde de maalesef olumsuz etkisi var. Alkol, bunlar bağışıklık sistemini olumsuz etkilerler. İşte uyku, hayat düzeni, bir takım beslenme düzeni, özellikle vitamin içerikleri yüksek, protein içerikleri yüksek gıdalar, bunların hepsi önemli. Stresten uzak durma. Evet. Aslında bunlar hepimizin az çok tahmin ettiği bağışıklık yükseltici faktörler. Bir de en ufak şüpheli lezyonda muhakkak hekime başvurma. Çok karışır. Deri lenfomasının tek bir tipi yok. Hı hı. Aslında yine yeri gelmişken belirteyim, biz deri lenfomalarını tıpta büyük taklitçi deriz. Hmm. Az evvel bahsettim, yama, plak, tümör evreleri, yama, evet, plak, nodül, ama her zaman böyle olmuyor. Basit bir başka tür hastalıkları, egzama dışındaki hastalıkları da taklit edebilen deri lenfomaları var. Bir şeye benzetemediğiniz ama bir türlü düzelmeyen, büyüyen, ağrı yapması şart değil. Genellikle ağrısız lezyonlardır bunlar. Mutlaka doktora başvuralım ve biyopsiden asla kaçınmayalım. Doktorumuz biyopsi dediğinde bu biyopsi mutlaka kötü bir şey demek değil. Korkmayalım. Evet, bizim için çok önemli. Biyopsisiz tanı koymak özellikle deri lenfomalarında pek mümkün değil. Aa, biyopsi de nereden çıktı, hemen arkasından kötü bir hastalık çıkacak demeyelim. Hatta tekrarlayan biyopsilerden de kaçınmayalım. Çünkü deri lenfomalarında böyle de bir özellik var. Bazen bir kere de tanı konamayabiliyor. Tekrarlayan mükerrer biyopsiler deri lenfomalarında gerekli olabilir. Hocam şimdi bir izleyicimizde benimin etrafında morluk ve hafif ağrı var. Acaba endişelenecek bir durum var mıdır hocam diye sormuş. Bu tabii farklı bir konu. Mutlaka buna cihazla bakılmalı. Bizim dermoskop dediğimiz beni inceleyen, büyüten ve riski hakkında fikir veren cihazlarımız var. Dermoskopla bakmak lazım. Benin yeri, niteliği, atipisi olup olmadığı, asimetrik mi, renklerini, bunlara bakmak lazım. Bu hastamızda diğer melanom açısından bir muayene gerekli. Hani bu hastamızın bahsettiğimiz lenfoma ile bir ilişkisi olduğunu düşünmem. Ama bu mutlaka kötü demek değil. Basit bir travma, vurma, çarpma, kanama da bahsettiği o mor halkayı yapmış olabilir. Mutlaka dermoskopla bakılması lazım. Peki hocam şimdi 7 dakikamız kaldı. İsterseniz melanom tipi deri kanseri üzerinde de konuşalım biraz. Hı hı. Hangi benler kişide alarm uyandırmalı da hekime gitmeli, ne dersiniz? Tabii bu benler de çeşitleri var. Evet. Bizim doğuştan getirdiğimiz bir ben grubu var. Konjenital kıllı nevüs deniyor bunlara. Konjenital melanositik nevüs. Görürsünüz böyle küçük bebeklerde. Hı hı. Küçük para büyüklüğünden çok büyük çaplara kadar uzanan, bazen el ayası büyüklüğünde benler olur. Evet. Doğum lekesi benler, diye bilinir değil mi? Lekeden öte ben bunlar. Bildiğiniz ben siyah ben. Doğum, hı hı, lekeleri daha masum şeyler. Hı hı. Bunlar biraz risk taşıyor. Özellikle el ayası büyüklüğünden daha büyük olanlar biraz riskli gruptadır. Bu şekilde benlerle doğan çocukların ileriki hayatlarında mutlaka çok iyi takip edilmesi gerekir. Ama bunun dışında sonradan edindiğimiz benlerde de dikkat etmek lazım. Bunlarda özellikle ben sayısı fazla olan, 50'den fazla beni olan ya da ailesinde melanom öyküsü ya da deri kanseri öyküsü olan kişilerin dikkat etmesi gerek. Benlerin takibi gözle de yapılabilir. Büyüme, şekilsiz büyüme, birkaç renk oluşması, üzerinin ülserleşmesi yani doku kaybının olması, bunların hepsi uyarıcı faktörler. Özellikle güneşe maruz olan yerler daha riskli. Kişilerin durumu, açık ten, açık göz, işte kızıl saç, hep bahsediyoruz bundan. Özellikle el ve ayaktaki benler. El ve ayaktaki benlerin de biraz daha sıkı takip edilmesi lazım. Bunların şeklinde, şemalinde, bordüründe, yani sınırlarında asimetri, şekilsiz büyüme, bunların hepsi uyarıcı olabilir. Bir izleyicimizin de tam bu yönde bir sorusu var hocam. Boynumun bitiminde yaklaşık bir sene önce çok küçük bir et beni çıkmıştı. Küçük olduğu için önemsemedim ama bir hafta önce ciddi şekilde büyüdüğünü fark ettim ve 2 gündür çok acıyor ve kızarıklık var. Açıkçası tedirgin etti bu durum. Doktora gitmeli miyim hocam demiş. Şimdi daha çok sanki hastamız et beni tarif ediyor gibi düşünüyorum ben. Bir haftada hızlıca büyüdü diyor. Evet, yani bu bir hafta çok kısa bir süre. Bir haftada büyüme yapmaz bu tarz benler. Sanki hastamızın işte metabolik sendromu varsa, özellikle kilo almaya meyilli, biraz insülin direnci olan kişilerde, yaşla birlikte genetik meyli olan kişilerde sürtünmeye bağlı, özellikle boyunda, koltuk altlarında saplı et beni tabir edilen lezyonlar olur. Bunlar genellikle şikayet vermez, hastanın eline takılır, zararsızdır, iyi huyludur, selim tabiatlıdır ama bazen döner, üstünde et beni böyle sapının üstünde döner, enfekte olabilir, kızarır, o dönemde ağrı yapar, hatta kanayabilir, morarabilir. Sanki öyle bir şey tarif ediyor hastamız. Tabii ki görünsün ama hani tariften çıkardığım çok kötü bir şey olmadığı yönünde. Peki hocam, söz konusu olan melanom tipi bir deri kanseri ise bunun tanısını ve tedavisini nasıl yapıyorsunuz? Tanısı muayene metoduyla önce dermoskopla bakıyoruz. Dermoskop bize %80-90 tanı koydurabiliyor. Bazen lezyonu toptan çıkartıyoruz eğer şüphe çok kuvvetliyse. Bazen de biyopsi alıyoruz. Tabii ki kesin tanıyı biyopsi koyuyor. Melanom tanısını koyan şey biyopsidir. Tedavisi aslında de tüm deri kanserlerinde öyledir. Tedavisi de hocam herhalde o beni çıkartmaktır, tabii, değil mi? Tabii. Aslında yeri gelmişken şunu da söylemek istiyorum. Melanomlarda, melanom dışı deri kanserlerinde cerrahi olarak çıkartmak yeterli. Ama lenfomalarda böyle bir şey yok. Lenfomalarda bir cerrahi işlem söz konusu değil. Lenfomalarda İşte ilaçlar, fototerapi, belki kemoterapi, radyoterapi, ileri evrelerde immünoterapi ama asla bir cerrahi eksizyon söz konusu değil. Ama melanom cerrahi eksizyonla erken evrede tam olarak çıkartılmasıyla tamamen temizlenebilir. Diğer deri kanserleri de öyle, güneşe bağlı olanlar. Fakat diğer deri lenfomalarında böyle bir şey yok. Peki hocam, deri lenfomalarını tanı koyduğunuz hastalarınızın genelde profili nasıl? Cinsiyet ve yaş açısından merak ettim. Şöyle, daha çok erkek hastalarda bir miktar daha baskınlık var. Erkeklerde biraz daha sık görülüyor. Ve biraz ileri yaş hastalığı, daha çok 50'li 60'lı yaşlardan sonra ama artık yaş küçüldü. Bizim 4,5 yaşında bir deri lenfoması hastamız vardı örneğin, yine 8 yaşında, 12 yaşında. Onlarda klinik seyir biraz farklı olabiliyor. O yüzden çocuklarda da özellikle kapalı alanlarda iyileşmeyen, uzayan her türlü deri lezyonunu göstermek lazım. Bu biyopsiden demin bahsettik. Hastalar çocuk olduğunda biyopsi biraz daha zorlaşıyor. Aslında hekim olarak da biyopsiyi önerirken bile bebeklere, çocuklara biz 2 kere düşünüyoruz. Hastalar biraz daha korumacı davranıyor ama bunu ayırmanın başka yolu yok. Çocuklarda da yapıyoruz bunu. Ama genel profil ileri yaş ama artık bir takım zararlı etkenlerin hayatımıza girmesiyle yaş biraz daha küçük yaşlara, daha genç ve hatta çocuk yaşlara da gelmeye başladı. Melanom tipi deri kanseri de çocuklarda da görülür, yetişkinlerde de değil mi? Daha çok erişkinlerdedir ama çocuklarda da görülür. Özellikle doğuştan gelen benler çocuklarda da bunu yapabilir. Hocam, son sözleriniz neler olurdu? Acaba izleyicilerimize genel olarak mesaj vermek isterseniz. Ya deri lenfomaları ile ilgili son mesajımı vermek isterim. Deri lenfoması çok bilinmeyen, atlanan, pek farkında olunmayan bir deri hastalığı türü. Çok da yaygın ve bu hastalar çeşitli aşamalarda hekime başvurabiliyor. Evet. Genellikle ağrı yapmadığı için ise bir kısmı aylar yıllar sonra başvurabiliyor. Muhakkak özellikle kapalı alanlarda düzelmeyen, sizi rahatsız eden her türlü lezyonda bir dermatoloğa başvurun. Deri lenfomaları genellikle çok kötü seyretmeyen, erken evrede tanı konduğunda normal şartta hayatınızı sürdürmenize izin verebilen bir hastalık. Ama böyle bir hastalıktan şüphe edildiğinde, biyopsi önerildiğinde hiçbir şekilde biyopsiden kaçınmayın ve mutlaka takiplerini deri lenfoması konan hastaların yaptırmasını öneriyorum. Bir izleyicimizin size sorusu var hocam. Onu yanıtlayıp öyle kapatalım. İstanbul'dan Şefika Hanım. Günaydın Şefika Hanım. Günaydın. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Ya. Buyurun. Buyurun dinleyelim sorununuzu. Tanıyalım sizi. Kaç yaşındasınız? Ben 70 yaşındayım. Şefika Cembaloğlu. 70 yaşındayım. Buyurun sorununuz nedir? Küçüklüğümden beri boynumda çift benler var. Ama hiçbir şey yok, zararı yok. Bir tane biraz büyüdü. Hemen hemen mercimek kadar oldu. Ama hiç kızarlıklığı da yok, acısı da yok. Bazen küçülüyor, bazen büyüyor. Elime alıyorum böyle. Kim diyor belki tehlike olur, bir doktora git. Ben şey yok, ben hiç gitmiyorum. Ben ikinden fazla, benim bir torunum var. Askerden geldi. Sırtında ikide bir de böyle... Ara şeyler çıkıyor ya. Bir tane biri kız arıyor söyleyecek gibi. Annesi onu sıkıyor, içinden iltihap çıkıyor. Acıyor ama çok acıyor. Öyle öyle geçiştiriliyor, merhem falan salıp gene iyi oluyor. Aradan birkaç ay geçip gene iyi oluyor. Çok merak ettim. Ben de sizi dinledim tesadüfen. Kanalı habere bakın derken siz çıktınız. Ay dedim durun biraz bakın doktor hanım güzel konuşuyordu. Allah razı olsun. Dinledim, çok güzel şeyler verdi. Allah razı olsun. Ondan sonra şey yaptım. Dur arayayım dedim. Aradım, başkası çıktı sonra tekrar aradım. Yanlış çevirmişim. Allah razı olsun. Çok beğendim. Böyle ara ara dinlesen çok iyi alır ama ne bileyim. Haftada ne bileyim programınız acaba? Buyurun hocam, ne diyeceksiniz? Şöyle, önce kendinden bahsetti hastamız. Boynumda çeşitli büyüklüklerde küçülen büyüyen benler var diye anlıyorum. 70 dedi galiba 70 yaşını. 70 değil mi yaşınız Şefika Hanım? 74'tü değil mi yaşınız? Evet. Ya ileri yaşlarda boyunda az evvel bahsettiğimiz et benleri olabilir. Bir de bizim yaşlılık beni tabir edebileceğimiz seboreik keratoz dediğimiz tamamen yaşa bağlı ben benzeri oluşumlar olabilir. Sanki hasta biraz öyle tarif ediyor. Bunlar zaman zaman büyüyebilir, vücudun başka yerlerinde olabilir. Çok sıkıntılı olduğunu düşünmüyorum ama tabii ki bir hekimin görmesi şart. Eğer et beni ya da az evvel bahsettiğim yaşlılık beni, seboreik keratoz dersek hiçbir zararı yok hastaya. Hasta rahatsız olursa biz onları alıyoruz, yakıyoruz, kriyoterapi yapabiliyoruz. Bir de ağrıyor dedi galiba değil mi hocam? Enfekte olabilir, enfekte sürtünebilir. Olur. Çünkü sürtünme bölgesi. Az evvel bahsettiğimiz et beni gibi. Evet. Torunundan bahsetti. Torununun sırtında işte zaman zaman sıkıyoruz, temizliyoruz, tekrar oluşuyor gibi söyledi işte antibiyotikler. Sanki o da böyle ben gibi değil de bir kist, dermoid kist gibi tarif etti hastamız. Dermoid kistler zararsız. O bölgede içi kapsüllü bir oluşum. Zaman zaman içi tabiri caizse yağ dolar, içini çıkarırsınız tekrar olur. Bunun tedavisi cerrahi eksizyondur. Belki öyle bir şey yapılabilir. Ama hastamızın anlattıklarında ben ciddi kişiyi üzecek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ama bir hekim kontrolü şart. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bizim ve izleyicilerimizin sorularını sabırla yanıtladınız. Yüreğinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Efendim bu bölümde deri lenfomalarını konuştuk. Nasıl bir hastalıktır, nasıl belirti verir ve tedavisi nasıldır? Bize dermatoloji uzmanı doçent doktor İlkin Zindancı anlattı bu konuyu. Hiçbir yere ayrılmayın. Konuklarımla devam edeceğim.